PFT'nin çok kullanacağınız layout kontrollerinden birisi grid layout kontrolüydü. Bunu bir daha bir çalıştırayım. Grid panel 1. Bunun üzerinde biraz uğraşmıştık. Bakın şu yapıyı hatırlarsanız grid ile tasarlamıştık. Dinamik olarak kendini boyutlandırabiliyordu. Solda butonlar falan var. Ne vardı bunun arkasında? Bir stack panel. Şurası ise komple bir griddi. Gridin yukarısında iki tane şurayla aynı olacak şekilde sütun var. Sol ve sağda. Ama ben bunların column spanlerini iki yaparak bunların arkasındaki border'ın aslında iki sütun üzerinde de çalışmasını istediğimi söyledim. Burada bir text block var. Solda stack panel içerisinde dikey olarak sıralanacak 5 tane buton. İçerikte de farklı renkte bir border var. Altta da footer olacak bir border. Bu şekilde basit bir örnek yapabilmiştik. Kodlarına tekrar bakalım. Kodlarımız da şu şekildeydi. Grid'in yapısını incelemiştik. Yapısını burada oluşturuyorduk. 3 tane satır, 2 tane de sütun. Burada olduğu gibi. Ve 3 tane text block. 1, 2, bir de footer'da 3. Sol taraftaki menü de burasıydı. Hatta not alalım. Sol menü. Redux, content ve footer yazıları. Burada da header, content ve footer renklendirmek için kullanılan border'lar. Border nesneleri. Şimdi farklı bir işlem yapalım. Yine grid üzerinde yapalım. Çünkü layout kontrolleri BPF teknolojisinde çok önemli. Yani en sık kullanmanız gereken kontrollerden bir bölümü diyebilirim. Grid panel 1002 diyorum. Nasıl bir şey yapmak istediğimizi kararlaştırdım önce. Grid'in mantığını biliyoruz, table mantığı. Burada bunun için bu istediğimiz uygulama için öncelikle bir logo bulalım. Facebook logosu. Doğrudan şu files klasörüne atacağım.
indirdiğim grafikleri ekliyorum projeye. Facebook, Google ve Microsoft. Bunları kullanacağım. Yapmak istediğim şey, örneğin yazılım menüsüne bastığımız zaman şu içeride dikdörtgen olarak yatay bir şekilde bir menü oluşturacağız. Aslında içerik oluşturacağız. Bu içerikte de bizim oluşturduğumuz user kontroller gösterilecek. Örneğin Microsoft'un bilgileri vesaire gibi. Bunun için bir UC folder oluşturuyorum. User control. Şurada user control var bakın. User control'den ekliyorum bir tane. Bu UC content. Ne yapmak istediğimize karar vermemiz gerek tabii ki. Yüksekliği düşük olacak. Biraz daha. Gerekir. Tasarımımızda öncelikle yerleşim planımızı oluşturalım. Bu user kontrolde. Form definitions. Resim gösterelim diyorum. Hatta büyük resmi şurayı birleştirerek gösterebiliriz. Sağ tarafta da firmanın adı olur. Bir de açıklaması sonra da bir link olur. Onu planlayalım, ona göre tasarlayalım. Şurada resim olduğunu varsayalım. Şurada isim olur. Örneğin Microsoft. Daha sonra küçük bir açıklama, text block, altında da link. Tamamdır. Şurayı biraz daha genişleteyim. 80 olsun, resim düzgün olsun. Satırları ayarlamam gerekiyor çünkü şu en altta sadece bir link olacak. Burada hyperlink yok tabii ki masaüstü olduğu için. Oraya farklı bir yöntem kullanacağız. Alttakini, boyutunu, yüksekliğini ayarlarsam üstteki de zaten kalanını kullanacağı için sorun olmayacaktır. Bir
25 bunun için uygundur. Geri kalan da yukarıda. Şimdi öncelikle bir renklendirme yapalım buna. Dün yaptığımız gibi border. Hatta şuradan kopyalayalım. Rengini değiştireceğim. Satır 1, kolon 1, arka planımda da buranın rengi azür olsun. Sol tarafta arka planı da şu neymiş? Normal blue olsun. Bir de burası da pink. Bunun da satırı yine 0 ama sütunu da 0. En altta da farklı bir border. Burası da açık bir renk olmalı. Beige kullanmıştım daha önce. Bunu da birinci satırın sütuna gerek var. Şöyle yapalım. Roll spine yapalım. Pardon, column spine. Sol tarafı imaj atacağım. Şimdi yapıyı oluşturduk aslında. Buna yerleşimleri gerçekleştireceğiz şimdi. İmaj nesnesi source'unu verelim. Source'u dinamik olacak. Binding URL diyorum. Text block'ta burada da ismi olacak. Vermezsek tamamını kaplayacaktır zaten. Bunu da nereye koyacağız? Öncelikle bir test yazısı yazayım. Görelim nerede olacağını. Yerleşimlerini yapacak mısın? Sonra da bir hyperlink. Onu da yapacağız. Bunun adını da veriyorum. IMG firma. Konumlarını belirleyelim. Column 1
Margin soldan 5, hatta yukarıdan da 5 olsun. Tek kalsın böyle. Yüksekliğini vermezsek sorun çıkartır. 20. Vertical alignment'ı vermezsek sorun çıkartır. Top dedik. Font weight'i bold olsun. Kalın görünsün biraz. Font size'ı olsun. Bu şekilde temel özellikleri yaptık. Burada firmanın adı olacak. Altında da firma açıklama. Aynı koordinatlarda olacak. Yani kalın row olarak ama diğerinin altında olacak. Diğerinin altındaysa burada mantık çok zor değil. Yine top olacak. Ama marginini yukarıdakinin altında olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Yukarıdaki 20 piksel yüksekliğinde ve üstten de 5 pikseli var. O zaman 5.25.00 yaparsam istediğim konuma gelir. İki geldi. Açıklama olduğu için daha küçük olmalı ve bold olmamalı. Hatta yukarıdan 30 aşağıda olsun. Böyle daha iyi olur. Yüksekliği de genel olarak yükseklik ne verdik burada? Şunlara bakarsak 25 verdik. Design kısmında 100-300 falan vermişiz. Ne kadar ayırdıysak onu vermemiz gerekiyor. Text bloklar hazır. Bir de navigasyon. Şu hyperlink işlemi yapmamız gerek. Hyperlink'te içerisine navigate yürü diyorum. Bunları da hani dinamik olarak alabiliriz. Öyle yapalım. Ama normalde zaman kaybı olabilir açıkçası. Binding yürü diyorum. Şimdi şurada binding URL demiştik. Bunun image URL olması gerek. Aşağıda kullandığımız için. Request navigate. Burada da önemli bir şey yapacağız.
kontentini vermek gerek. İçerisine de gerçekleri kalmıyor. Şurada verirsek sorun çözülmüştür. İyi. Görün. Text. Hafif margin verelim. Etraftan dörtlük. Nasıl göründüğüne bakalım. Evet, böyle iyi. Grid'e de isim verdim. X name layout root. Linkimiz de hazır. İmaj nesnesine evet, girişli yapalım. Sinyallemelere bakalım bir. Şurada da binding olması gerekiyor. Test için de yapacağım. Binding firma ad diyorum. Şuna da firma image mi diyelim o. Firma image uyarı. Şuraya da açıklama. Burada firma yürü olsun. Standart kullanalım. Bunlar bizim propertilerimiz olacak sınıflarda. Arka tarafta onu kullanacağız. Şimdi content'in kod tarafına geldik. Burada biz sınıf yapımızı oluşturmamız gerekiyor. Class içerisinde property'ler oluşturacağım. Bu property'lerden ilki firma alt. Açıklama. Evet.
nasıl bir şey yaptık ona bakalım. Çalıştırıyorum. Bakın, dinamik olarak user kontrol ekledim. Bir de açıklamasını, firmanın adını falan ekledim. İlk yaptığımızda boyutlandırma yapmadığımız için burada yayılıyordu aslında. Bunu görmek için bir denemiştik. Bunu düzeltmek için öncelikle üst kısmına bir boyut verdik. Bakın mesela şurası da hatalı. Boyut hatası var. Alt tarafa kayıyor. Görüyor musunuz burası? Şu alt kısma kaymaması gerekiyor. O yüzden buradaki 30'u da 25 yaparsak biraz daha 20 yaparsak tamamdır. Yüksekliğini de 35 yaparım. Şimdi tamam. Devam edelim. Yapıyı şimdi daha düzgün kurduk. Şu düzenlemeyi yaptık, boyutlandırmayı. Bu şekilde artık alt tarafa kaymaz. Çünkü alta kayarsa altta bir değer olduğu için onun üstünde olabilir. Üstüne gelebilir. Görünmesini engelleyebilir. Bu da sorun. Ondan sonra da geldim. Content'i şimdi dinamik olarak kullanacağız. Bu bir sonuçta user kontrol. Dinamik olarak kullanılmak için geliştirildi. Bu arada şunu da unutmuyoruz. Buradaki user kontrolde ana grid'e xname ile layout root adını verdim. Yani buraya bir şey bağladığım zaman bu grid'e bunun içerisindeki her şeyden erişebilirim. Bir nevi data context, yani veri kaynağı bağlayabilirim. Ben bu grid'e. Bağladıktan sonra da mesela şunlar içindeyse o bağladığım sınıfın desteğin içerisinde böyle property'ler varsa firma ad, image URL, açıklama filan o zaman o değerler buralarda görünecektir. Biz bunları nereye yazdıysak. O yüzden şu ismi vermek burada önemli grid'e. Yani aslında grid view gibi çalışıyor burası. Bunun CS tarafında da bir firma klası. Firma klasının burada olması doğru değil aslında. Ama burayla ilgili olduğu için kullanabiliriz. Overload'unda iki değerini aldım. Test amaçlı. Şimdi diğerlerini de alıyorum. Şimdi yapmak istediğim şey bu sınıfı kullanarak content'i nerede kullanacaksam mesela burada grid panelin yani şunun içerisinde kullanacağım. Burada ne yaptık? Ben bunun arkasında bir border ile renklendirme yapmıştık content'in arkasında. Ama onu kaldırdım çünkü benim bir layout kontrolü ihtiyacım vardı burada. Onu tasarım olarak yapmıştık border'ı. Layout kontrol oluşturabilmek için ekstra bir grid daha attım border'ın yerine. Daha sonra dedim ki
Bu layout kontrolün içerisine user kontrol ekleyeceğim. Bakın bunun da ismi var. Layout content adını verdim. Sonra bunun CS tarafına geçtiğimde şunları oluşturuyorum. Firma jury, firma majority. Buna da şurada oluşturduğum files içerisinde örneğin Microsoft PNG'yi verebilirim. Genel olarak göründü. Bir sorun yok. Burada text göründü. Link olarak bir problem var sanıyorum. Resim de görünmedi. Firmanın linkini bu şekilde alabiliyoruz. O zaman ben bunu böyle göndereceğim. Tabii daha kısaltabiliriz. Şöyle de yapabilirim. Mesela şurası kök olarak kalsın. Ben şurayı dinamik olarak göndereyim. Sadece resmi. O zaman diğerini birleştirerek göndermem gerek. Burada düzenlemek problem. Binding. Dışarıdan gelen sadece resim yolu olsun. Ben de şurada onu birleştireyim. Böyle daha düzgün bir çalışma olur. Çünkü files klasöründe olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi dinamik olarak bakıyorum. Ben sadece bunu göndereceğim. Şurada renk farklı ama düzgün görünmüyor. Bunu da değiştirebiliriz. Microsoft'un logosu geldi. Bu şeyi de hyperlink'i de çalıştırmak için text block içerisinde hyperlink. Buraya linki gönderiyoruz diğer taraftan. Text block içerisinde de yürü text yazdığımızda. Burası da tamam. Şimdi farklı, mesela şuna Microsoft demiş olalım. MS. User kontrolü ekledik. Bunu yapmadan önce CMS.
Facebook'unki de Facebook şirketi. Konteksimize ekleyeceğiz. Yani hepsini daha doğrusu şöyle. Diyeceğim ki cms.datacontext ms'i buraya ver. Firma. cfb.datacontext db'yi bağla. Ve en son olarak da bizim ana gridimize, o içerideki kontent alanına giriyoruz. Kimse bize artistik yapamaz. İstek paneli var, çözeriz. İşte gridde patladı mesela. Hepsini ayrı ayrı satır ekleyip ondan sonra satıra eklemem gerekiyordu. Bu programsal olarak bayağı bir sıkıntılı. Ama istek panel yaptığım zaman olayı çözdük. Şunu da kaldırırız. Olay çözülür. Hepsinin linkleri de çalışıyor. Grafikleri de alıyor. Ha bunu da şöyle yaparsın, buraya bastığın zaman getirirsin filan. Önemli olan şurası. Komutanı da kaldıralım, temiz olsun. Boyut da çok önemli. Bakın boyutu da kendisi otomatik olarak belirliyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum ekstra. Büyüdüğü zaman da problem olmuyor. Küçüldüğünde de. Aynı kenardaki o genişlikler vesaire standart olarak duruyor. Şimdi tekrar bir özetleyelim. Bu çalışmayı zaten dün yapmıştık. Bu uygulamayı. Bugün de dedik ki hani kendi istediğimiz linkleri falan düzenli bir şekilde ekleyelim bu içeriye. Bunun için tek yöntem user control değil ama en genel geçer profesyonel yöntem diyebiliriz bunun için. Aksi halde dinamik olarak bunun arka tarafında hepsini oluşturmanız gerekiyordu. Sınıfla üretecektiniz, daha sonra entegre edecektiniz buraya. Bence bu şekilde daha temiz. Çünkü bu user kontrolü farklı şekillerde de kullanabilirsiniz, başka yerlerde. User kontrol yaptık. Tasarımı için grid kullandık burada. Üzerine gelince belli oluyor zaten neler oldu. Mesela şuraya da ne yapabiliriz? Sol tarafına da işte kuruluş tarihi yazılabilir. Bunu da siz yazarsınız artık. Sol kısma. Resmini göstereceğiz. Firmanın adını, açıklaması, linki olacak dedik. Bu tasarım kısmı. Yukarıdaki kısımları zaten sorun değil. Yerleşimleri falan yaptık. Bunların veri bağlama işlemlerini yapmamız gerekiyordu. Onları da yaptık. Burada veri bağlama işlemlerini yapıyoruz. Ama veri bağlamada şöyle bir püf nokta var. Bu normal Windows formlar gibi değil. Çok esnek bir yapı. O yüzden diyor ki eğer bir
yerleşim kontrolü içerisine veriyi bind edersen, veriyi gönderirsen, şu ismi vererek tabii, layout kontrol, mesela içerisinde 10 tane kontrol var. Sen dedin ki, bunlardan işte şuraya add diye bir property'den gelen değeri yazacağım. Soyadı şuraya yazacağım filan, bindingleri verdik. Şunlar doğru olmak şartıyla tabii. Daha sonra da dedin ki, örneğin grid, adı ne? Layout root. Dedim ki, layout root'un içerisine şunları göndereceğim. Neyleri? Bakın burada sınıflar var. Bu sınıflardan oluşturacağız. Bu isimlerde ben bunu doğrudan user kontrolün layout'una göndereceğim aslında. Gelelim şöyle. Bakın, firma MS dedim. Ben bunu doğrudan user kontrolün kendisine gönderiyorum. Onun data context özelliği var. Veri bağlama için kullanılan. Yani bir firma sınıfını gönderiyorum buna. Bunun data context'i ne? Zaten grid'in kendisi. Yani bunun genel olarak bütün özellikleri içerisinde ne varsa onu kastediyor. Ben buna gönderiyorum. Sen bunun içerisinde adı sana uyan, senin istediğin bir şey varsa onu al diyorum. Buradaki mantık bu şekilde. Ve o gelen sınıfta da mesela firma adı var zaten. Şeyde, firma sınıfında. O property var. Onunla değer de geliyor. Ben bunu buraya bağlayacaksın diyorum. Geliyor buraya bağlıyor. Bu kadar yöntem. Gerisi de şuradaki işte request navigation ile hyperlink işlemi yapma olayı var. Bunda da diyorum ki gelen veriyi işte tıklandığı zaman oradaki bilgiyi, yürüyü al. Bu şekilde aç. Process start. Bununla şey de açabilirsiniz. Yani bir exe de çalıştırabilirsiniz bilgisayarda vesaire. Arka tarafta bunu istersen veri tabanından al. Hiç önemli değil. Sonuçta aynı veri. Sınıfa veri göndermeyi biliyoruz. Bunu liste olarak yap, listeyi doğrudan ver. Listeyi aktar. Burada da önemli olan, bakın gene yerleşim kontrolü her zaman karşımıza çıkıyor. Nereye bağlıyorum bunu? Mesela birisini örnek alalım. Firma G, Google, bunun bilgileri var. Altında user kontrol oluşturuyorum Google için. Çünkü bilgileri ona vereceğim. CG'nin data kontekstine G'yi verdim. Yani firma sınıfı. Onun bilgileri burada. Sonra da CG'yi layout content'in children add diyerek layout content'in özelliklerine, alt özelliklerine, içerisine ekliyorum aslında. Kontrol mantığına, liste mantığına diyebiliriz buna. Onu eklediği zaman da bu oluyor. Şurası tek bir user kontrol. Burası da